Yine şu iki sıfırlardan konuşmaya devam edeceğiz. Ve burada genel olarak bu iki sıfırların patlaması istikrarlı olup olmayacağı üzerine konuşacağız diyebilirim. Şimdi çok fazla tabii ki akıllara gelen bir mesele olacaktır. Bu iki sıfırlar hani pip en son patladı ya, korkunç derecede yükselişler yaptı. İşte 50 bin x'ler falan filan, 60 bin x'ler tarzında. Lansmanından sonraki rally hareketleri. Tabii insanlar da bu arayışta, fakat bu her zaman gerçekleşmeyecektir. Durumu iyi analiz etmek gerekir. Zira bu ciddi anlamda bir çıkış, yani düzgün bir şekilde yapılmış bir hareket mi, yoksa tamamen başıboş ve talep arayan bir hareket mi? Bunu iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Bir kere pip'in çıkışı, ki şu anda pip her zaman söylüyorum sezonun kesinlikle en iyisi olacağını düşünüyorum. Pip'in çıkışı şuna dayanıyordu. Başıboş bir hareket değildi pip'in hareketi. Pip çıktı. Çıktığı an çok yüklü ve fazla sayıda balinalar pip'e giriş gerçekleştirdiler, biliyorsunuz. Balinalar pip'e giriş yaptı ve bunlar bir rastlantı değildi. Şimdi şöyle, aynı anda bir sürü balina yüklü giriyor. Hayrola yani. Böyle bir şey nasıl oldu? Hepinizin bir anda bir tane shitcoin'e giresiniz mi geldi? Kaç milyonda bir ihtimal yani bu? Bu tesadüfi olabilir mi? Değil. Zaten önceden anlaşılmış bir hareketle çıkar çıkmaz coin'i balinalar şişirdiler. Ki küçük yatırımcıların da dikkatini çekebilsin. Balinalar girdi, fiyat arttı. Bu sefer aslında manuel bir manipülasyondu bu diyebilirim bir nevi. Bu sefer diğer yatırımcılar girdi. Girdikçe şişti. Şiştikçe ilk giren balinalar çıktı. Şimdi ilk giren balinalar kar elde etti. Pip de bir furya yakalamış oldu. Devamında işte alan alana bu şekilde devam etti vesaire derken listeleme falan, yani adamlar bu balina hareketiyle bir çığ etkisi yarattı. Aynı anda çok güzel bir, çok korkunç derecede sağlam ve İyi bir PR çalışması yürüttüler. Burada hem şey olsun, nedir o? Cardano'yu öven bir adam vardı işte. Ona reklamını yaptırdılar. Ne bileyim, bu ralliden sonra alakası olmasa da Elon Musk hakkında konuştu. Sonra David Gökçen mesela. David Gökçen Shiba'ya işte 1 sent yapacak, işte 1000x gelecek falan tarzında konuşan bir adamdı. Adam bu sefer tuttu, İşte Pip Shiba'dan daha iyi 1000x yapacak falan demeye başladı. Tabii o da, onu da eleştiriyorum yani. Bu da doğru bir yaklaşım, bakış açısı değil, ama sonuçta bu insanlara bunun PR çalışmasını yaptırttılar. Aynı anda Dogecoin ile ve Shiba ile aralarını iyi tuttular ki major coinler listesine giderken aslında Dogecoin ve Shiba da Pip'in az reklamını yapmadılar, biliyorsunuz. Twitter üzerinden veya borsalar üzerinden proje temelli olarak. Yani bunun, bu hareketlerin tamamının biz kontrollü bir ekip hareketi olduğunu anlayabildik. Ki adamlar aynı anda uzun vadeli ödülleri gerçekten güzel ayarladılar. Hem enflasyon yaratmayacak hem de tutmayı tetikleyecek şekilde. Aynı anda da yine trade'lerin güçlü olabilmesi için, yine likidasyonun uzun vadede de sağlam olabilmesi ve üzerindeki anlık etkinin sürekli yüksek kalabilmesi, hype, şiş kalabilmesi için de ne yaptılar? Vergilerden muafiyet koydular. Bu da ceplerine para girmeyeceği fakat coin'in uzun vadede yukarı meyilli olacağı anlamı taşıyordu. Yani bunlar asla tesadüfi değildi. Ama iki sıfırlar çıktı, dengesiz, tamamen şey böyle hani, ortaya bunları saldılar, ortaya bunları çıkardılar. Hadi bakalım ne oldu falan tarzında. Hadi bakalım ne olacak şimdi tarzında hareketler. Ve isimler tamamen imitasyon. Dolayısıyla bunlar Pip Coin'de olduğu gibi bu kadar köklü ralliler ben yapabileceğini hiç zannetmiyorum. Aynı zamanda şimdiye kadar olan kısmı da değerlendirirsek, Pip çıktıktan sonra hiçbir zaman %60 oranında bir düşüş yaşamadı, düzeltmesini majör bir coin haline gelene kadar böyle bir düzeltme yapmadı. İşte bu durumda aslında bunların pip gibi olamayacağı ve hype'ının söneceği anlamı taşımaktadır. Yatırım yapmak isteyen varsa hep söylüyorum, yapabilir. Ama bunların Ponzi projeler olduğunu,
iyi niyetle çıkmadığını ve üzerlerindeki sönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilerek sizi üzmeyecek meblağlar girerseniz eğer bu çok çok daha iyi olacaktır. Bunu her zaman bu şekilde söylemek isterim ki yarın öbür gün sizin de başınız ağrımasın. Bu kripto paralara dikkat. Düşüş oranı %60'ı geçti diyor. Ethereum, Shiba Inu ve Dogecoin temalı piyasaya sürülen versiyon 2 isimli meme coinler çöküşe geçti. Kripto piyasasındaki meme coin trendleri bitmek bilmiyor. Son dönemlerde ortaya çıkan popüler coinlerin 2.0 isimli versiyonları çok büyük yükselişler sergilemişti. Bu alandaki artışları gören kripto yatırımcıları ilgili coinlerde inanılmaz bir hacim yarattı. Fakat 2.0 temalı coinlerde başlayan satış dalgası büyük bir çöküşü getirdi. Onlarca coin'de %60'ı aşkın değer kayıpları görülürken bunlar arasında en çok dikkat çekense Ethership ve Doge temalı projeler oldu. Meme coin'lerdeki tehlike büyüyor diyor. Evet. Yani işte Ether üzerine çıkan meme coin'lerden bahsediyor. 2.0 temalı, işte yok 5.0, yok 1.000 temalı falan böyle. Ya da SHIB 2.0, Doge 2.0 falan tarzındaki coin'lerde düşüşten bahsediyor. Piyasanın yükselişinden fırsat bilen yüzlerce kişi, sektördeki trendler ilgili meme coin piyasaya sürüyor. Uzun bir zamandır meme coin piyasasının hakimi olan PIP temalı coinler yeni 2.0 isimli projelere bıraktı. Son dönemdeki fiyat hareketleriyle piyasada rüzgar estiren 2.0 adlı coinler bu sefer yatırımcılarını üzdü. Evet, yani yatırımcılarını üzecek çok proje var piyasada ama yatırımcısı da eğer üzülmek istiyorsa tabii ki buna kimse engel olamayacaktır. Piyasanın çok büyük bir çoğunluğu zaten üzüntü duygusunu yaşamaktadır. Keşke bunlar olmasa, herkes kazansa. 2.0 adıyla çıkartılan meme coinlerin neredeyse tamamında büyük düşüşler gözlemlendi. Hatta Ether, SHIB, Doge adına çıkartılan meme coinlerdeki düşüş oranı %70'e kadar yaklaştı. Piyasa ve yatırımcı kitlesi adına büyük bir tehlike arz eden bu meme coinler fiyat yapısıyla tartışma konusu yaratmaya devam ediyor. Doğru. Yani tartışma konusu yaratılacak bir şey yok. Alan düşük meblağıyla alacak. Genel olarak ben bu tarz yaklaşımı da çok sevmiyorum. Yani gem coin mantığı boş muhabbet olacaktır. Ama yine de dediğim gibi dikkatli olunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.